Peki aşılama sonrasında yaşanabilecek olası riskler, durumlar nedir? Eğer aşılamada ilacımızın dozunu biraz fazla verirsek, biraz fazla sayıda yumurta elde edersek, e, bu da hastanın e, OHSS denen yumurtalıklarının biraz fazla uyarılması sendromu ortaya çıkabilir. Bu durumda hastanın karın içerisinde sıvı birikimi, yumurtalıkların çapı olması gerekenden biraz daha fazla arttığı için ağrısı, hassasiyeti, mide bulansı, kusma gibi bir takım şikayetlere sebep olabilir. Eğer böyle bir şeyin oluşacağını, önceden öngörebiliyorsak ki zaten bu konuda deneyimli olan klinikler ve hekimler bunu öngörebiliyorlar. Ya hastaya aşılama yapmaktan kaçınıyorlar. Yani sonuçta diyorsunuz ki fazla sayıda yumurta elde ettik. Hani bu durumda eğer sizi çatlatma iğnesi yapıp sonraki aşamalara geçersek bu tür aksiliklerin olması gerekir. Hatta o kişi bir de gebek alırsa e, vücudunu salgılayacağı gebelik hormonları da maalesef bu durumu daha fazla tetikleyeceği için bu durum biraz daha da ağır olacak kişi için. Çünkü mesela tüp bebek yaptığımız zaman bundan kaçınabiliyoruz. Elde ettiğimiz bebeği hastaya nakletmeyerek gebelikten kaçınıyoruz. Hastada bu riskin oluşma şansı daha azalıyor. Ama aşılamada siz sonuçta sperm bir rahim içerisine veriyorsunuz ve eğer bir olası gebelik söz konusu olursa hastanın durumu daha da kötüleşeceği için bu durumda bazen tedavi yarım bırakıp iptal edip ya da nadir durumlarda eğer hasta da uygunsa hem psikolojik olarak hem de maddi olarak aşılamayı tüp bebeğe çevirip çünkü fazla sayıda yumurta elde etmiş olduğumuz için bu durumda isterseniz bu yumurtaları toplayıp tüp bebek yapalım gibi önerilerimiz de olabiliyor.